أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين آمين والحمد لله رب العالمين. Evet, havf ve recanın ard arda birbirini takip etmesi elzem. Üstelik İmani bir mesele. Mümin Allah'ın azabından korktuğu kadar onun rahmetine de iltica etmesi imani bir meseledir. Bizim ehl-i sünnet akaidinde daha çocukluğumuzda bize ezberletilen şekliyle vel emnu min azabillahi kufrun, Allah'ın azabından emin davranmak, yani Allah'ın azabı bana dokunmaz gibi emniyet içerisinde olmak küfür olduğu gibi vel ye'su min rahmetillahi küfrü, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de aynı şekilde küfür. Onun için bunlar %50 %50. Allah'tan, onun azabından %50 korktuğumuz kadar onun rahmetinden de ümit, yani reca duygusu içerisinde olmamız gerekiyor. Evet, reca iyi bir şeyi bekleme ve elde edebilme ümidi. Allah'ın lütuf ve ihsanlarını umma, bekleme hissi. Gelecek adına emellerle dop dolu olma ve arzu edilen şeylerin elde edilebileceği mülahazasıyla yaşama manasına gelen reca. Sofilerce gönülden istenen bir şeyin tahakkuk etmesi inancıyla onun meydana geleceğini ümit etme ve bekleme. Sofiler böyle tarif ediyor recayı. Bu itibarla hasenat adına, yani mümini yapacağı güzellikler adına bir şeyi işleyip kabulünü beklemek. Keza masiyetten, yani Allah'a isyan edip günaha girmekten tevbe edip hüsnü kabul göreceği mülahazasıyla ümitlenmek birer recadır. Hata, günah ve seyyiatın şahsa yüklenmesi, hasenatın ise Allah'ın rahmetine atfedilmesi esasına dayanan reca, yani mümin bir güzellik yaptı mı onu Allah'tan bilecek. Ama bir kötülük yaptığı zaman onu da kendi nefsinden bilecek. Salik'in bir kısım yanlışlıkların, kötülüklerin ve yakışıksız şeylerin ağına düşmemesi, iyilikler ve güzelliklerle de şımarıp küstahlaşmaması için istiğfar ve dua kanatlarıyla sürekli seyir ilallah, Allah'a doğru yol alması ufkunda seyahatla şerlerden kaçınıp hayırlara sığınması, inabe ve tazarru lisanıyla da devamlı seyir maallah, Allah'la birlikte. Bunlar seyri sülukun tabirleri tabii. Bir kere Allah'a doğru yola revan olacak ve bir yerde de seyir maallahı elde edecek. Ne ile? Havf ve reca. Havf ve reca iki kanat gibi yani. Tek kanatla uçulamayacağından dolayı mümin bir taraftan yaptığı bütün güzelliklere rağmen Allah'ın azabı bana dokunur, cehenneme atılabilirim endişesi yaşayacak. Bir kanat bu. İkinci kanat da rahmeti çok geniş olan Rabb-i Zülcelal beni de affeder ümidiyle, recasıyla yaşayacak. Çift kanatlı. Evet, seyir maallah ikliminde hak kapısının tokmağına dokunmasından ibaret sayılmıştır. Böyle bir denge kurulabildiği takdirde, yani iki kanatlı bir denge, ne havufta inkıta ve yeis, ne de recada gevşeklik ve şatahat olur. Mümin zaten denge insanı olduğu için bu iki kanatla sürekli, yani
Allah'a kurbiyeti nerelere çıkarsa çıksın, onun havfi artacak. Öte taraftan işledikleri günahlar nereye varırsa varsın, gene Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidi de devam et. Günahlardan kaçıp Allah'tan inayet beklemek, yarışırcasına hayrat ve hasenat yolunda iyilikler ve güzellikler yapmakta koşup, sonra da Allah rahmetinin enginliği mülahasasıyla o kapıya yönelmek sadık bir recadır ve sadıkların ümit ufkudur. Aksine amelsiz hasenat beklemek. Yani hiçbir şey yapmıyor. Allah'ın merhameti geniş, biz de geçeriz aradan gibi. Böyle bir beklentiye girmek veya ömrünü günah vadilerinde geçirdiği halde Allah'ı kendi hesaplarıyla bir şeylere, estağfurullah, icbar ediyor gibi bühbühey cennetten dem vurmak yalancı bir reca ve Hazreti Rahmanü Rahim'e karşı da bir saygısızlıktır. Bühbühey cennet, Arapça bir tabirdir bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde geçiyor. Men erâde bühbühetel cenneti fel yelzimil cemaate. Kim cennetin ortasına gitmeyi, cennet nimetlerinden istifadeyi arzu ediyorsa, cemaate tutunsun buyuruyor. Burada da yani kişi herhangi bir ameli salih işlemiyor ama kendini cennetin ortasında zannediyor. Hesap yanlışlığından dolayı veya mukayese yanlışlığından dolayı kendinden daha kötülere kendisini mukayese ediyor. İyilere değil de. Zannediyor ki onlarla cehennem dolar, kendisine sıra gelmez. Bu yanlış bir mukayese. Reca bir temenni değildir. Temenni herhangi bir tasavvur ve beklentinin meydana gelmesi mevzunda katiyen bulunmayan, dolayısıyla da ümit vaat etmeyen kuru bir intizar olmasına mukabil, reca matluba ulaştıracak bütün vesileleri değerlendirip rahmeti ihtizaza getirmek yolunda peygamberane bir basiret ve şuurla bütün iltica kapılarını zorlamanın ad ve unvanı. Yani temenni ile reca arasındaki fark bu. Birisi boşuna bekliyor. Altyapısı yok. Ama öteki her şeyi yerine getiriyor. Ama buna rağmen gene Cenab-ı Hakk'ın azabı dokunabilir. Ondan korkuyor. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini ümit ediyor. Bir diğer ifadeyle reca, ilim, kudret ve irade sıfatları gibi rahmet ve affediciliğin de ihata ve şumulüne inanıp ehadiyet dalga boyunda bir kısım teveccühlere muntazır, yönünü ona doğru çevirmiş olmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in rahmetin her şeyi aştığını ve rahmeti vesaat gülleşeyi tabiriyle bir kutsi hadisin de ilahi rahmetin her zaman gazabın önünde bulunduğunu ifade etmesi zannediyorum işte bu gerçeği hatırlatmaktadır. İnne rahmeti sebegat ala gadabi hadisi kutsi'de. Aksine şeytanların bile ümit ve beklentiye kapılacağı böyle engin bir rahmete karşı lakayt kalmak, hatta o rahmetin mevcudiyetini inkar manasına gelen reca hissini yitirip yese kapılmak affedilmeyen bir günahtır. Affedilmeyen günah nedir? Küfürdür işte. Reca, kerem kıl kesme sultanım, keremin bi nevalerden, kerem kâne yakışır mı, kerem kesmek gedalerden. Efe Hazretleri'nin bu güzel beytini, Hoca Efendi ikinci mısrasını tenkit ediyor. Onun da şeyhi olmasına rağmen oradaki yakışır mı tabiri Lütfü Efendi'ye yakışmıyor. Yani sanki burada da bir baş kaldırma gibi bir ifade var. Yakışır demesi lazım. Sana yakışır bu gedalarına, kullarına keremini devam ettirmek sana yakışır demek lazımdı diyor bir sohbetinde. Böyle deyip kalben kerim-u vedud, yani hem cömert hem sevilen,
cömertliği etrafında pervaz ederek ona sığınma yollarını araştırmaktır. Rabbin hususi mulatefesi, yani karşılıklı lütuf sayılan böyle bir mazhariyeti elde etmiş olanlar, hiç tükenmeyen bir hazine bulmuş sayılırlar. Hele insan sahip olduğu şeylerin bütününü kaybettiği veya ona karşı her türlü musibetin sökün edip geldiği veyahut hayra muvaffak olamamanın, şerden kurtulamayamanın verdiği ızdırap ve inkisarın vicdanlarda duyulduğu tam bu süreci anlatıyor. Bu süreçteki bizleri anlatıyor. Yani sebeplerin bir tebiye sükut edip her yolun müsebbibül esbaba döndüğü hengamda reca bir berk olur, şimşek gibi. Burak olur, bir binek olur, onun yollarını aydınlatır ve onu ulaşılması insan gücünü çok aşan ulaşmazlara ulaştırır. Ulaşılmazlara ulaştır. Recanın böyle bir gücü var. Eğer kullanabilse insan. Gazze'de son dakikalarını yaşayan İmam-ı Şafii'nin reca adına şu son ve dolgun soluklarını kaydetmeden geçemeyeceğim. وَلَمَّا قَسَى قَلْبِي وَطَاقَتْ مَذَاهِبِي جَعَلْتُ الرَّجَى لِعَفِّكَ سُلَّمَا تَعَاظَمْنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتُهُ بِعَفِّكَ رَبِّي كَانَ عَفُّكَ أَعْظَمَا. Kalbim kasvet bağlayıp yollarda sarpa sarınca ümidimi affına merdiven yaptı. Günahım gözümde büyüdükçe büyüdü ama onu alıp affının yanına koyunca affını tasavvurlar üstü büyük buldum. Allah korkusunun insanı günahlardan uzaklaştırıp ona yönettiği, ona yaklaştırdığı yerlerde sürekli havf soluklamak. Yeğiz çukurlarına düşüldüğü veya ölüm emarelerinin belirdiği zamanlarda da recaya sarılmak. Havf, reca dengesi adına ölçü sayılacağı gibi ruhta hasıl olan emniyet duygusuna karşı korku unsurlarını harekete geçirmek, ümitsizlik hazanlarının esip durduğu hengamda da reca seralarına sığınmak, havf, reca dengesi adına ayrı bir yorum. Bu itibarla bazen en mükemmel amelin yanında duman duman korku tütebilir ve az bir amelin sağında solunda da reca tüllenebilir. Yahya bin Muaz'ın bu mülahaza için bir tasarruğunu kaydetmek istiyorum. Allah'ım, çok defa günah ve hatalara bulaştığım zaman ruhumda taşıdığım reca en mükemmel amellere iktiran eden recadan daha güçlü görünüyor. Zira ben arızalarla malul bir insan. Sanki Yahya bin Muaz kendini değil de bizi anlatıyor. Katiyen masum sayılmam. Günahlara bulaştığım zaman hiçbir iş ve amele değil, bilakayduşa senin affına itimat ederim. Nasıl etmem ki? Sen cömertlikle mevsufsun. Yani senin bir sıfatın da ismin de Kerim'dir. Cömertlikte sınır tanımaz. Zaten çoklarınca reca, zat-ı uluhiyet hakkında hüsnü zan beslemenin bir başka buğdu sayılmıştır. اَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ بِي. Benim kulumla maiyet ve muamelem onun benim hakkımdaki zannına bağlı. Mealiyle vereceğimiz kutsi hadis de bu hususi mulatefenin, Allah razı, kul razı. Kul memnun, Allah da memnun. Veya Allah lütfediyor, kul memnun kalıyor. Ebu Sehli rüyada tarifler üstü nimetler içinde yüzüyor, görür ve sorarlar. Üstad, bu yüksek payeyi nasıl elde ettiniz? Ebu Sehl cevap verir. Rabbim hakkında beslediğim hüsnüzan sayesinde. Bu itibarla denebilir ki eğer reca, Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetiyle tecelli etmesi için bir vesile ise, insan iyi kötü hiçbir halinde bu vesileyi elden bırakmamalı.
insanın ameli, ihlası, hasbiliği, diyargamlığı önemli birer güzellik buğdu sayılsalar da insanla alakalı olmaları itibarıyla Allah'a ait bulunan affın yanında çok önemsiz kalırlar. Zira öncelikler zahiri esbab açısından insanın işi ve davranışları sayılmasına karşılık. İkincisi doğrudan doğruya. Cenab-ı Hakk'ın rahmet buğutlu şe'ni hası yani özel işi Cenab-ı Hakk'ın icraatı, mülatefesidir. Onun lütfu, onun ihsanı, onun keremidir. Havfu reca insan gönlüne Allah'ın en büyük armağanıdır. Yani bu dengeyi bir mümin kurabilmişse ruhunda, aklında, vicdanında, şuurunda, hayatında bu dengeyi kurabilmiş ve iki kanadı da takabilmişse ona Cenab-ı Hakk'ın en büyük armağanı, en büyük ihsanıdır. Bundan daha büyük bir armağan varsa o da bu iki duygu arasındaki muvazeneye riayet ederek onları Allah'a ulaşmada birer nurani kanat olarak, birisi havf kanadı, haşyet kanadı, Allah'ın azameti karşısında kulun erimesi, onun azabından ürpermesi, korkması, ne kadar kulluk yapıyorsa yapsın ama beri taraftan da beşer olması münasebetiyle işlediği günahlardan dolayı da Cenab-ı Hakk'ın engin rahmetinden ümit kesmemesi ve reca duygusunu taşıması. Allahümme ehsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahire ve salli ve sellim ala men erseltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ecma'ine ila yevmiddin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.